Evet. Şimdi hocam bunun altını ayrıca bir daha bir çizelim. Herkes notlarını alsın. Bu arada çorbamız ne alemde? Onu da bir merak ediyorlar. Soğanımızı, havucumuzu, kerevizimizi küçük küçük doğradık. Suyla biraz yumuşattık. Üzerine yeşil mercimeğimizi ekledik. Böyle bayağı bir yumuşadı. Şimdi kemik suyumuzu ekleyebiliriz aldığı kadar. Bu çorbayı lütfen bugün yapın. Yarın bakalım beğendiniz mi? Onunla ilgili de bir geri dönüşlerinizi alalım. Beslenmek önemli, lezzet de beraberinde önemli. Yemek zevkimizi de öldürmeden böyle lezzetli ve sağlıklı tariflerle de mutfak reformu yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Hatice abla gayet güzel koyuyorsunuz. Şimdi şimdi birazdan Londra'ya bağlanacağız ama hocam bu D vitaminiyle ilgili bu söylediğiniz cümleleri ben bir daha tekrar etmek istiyorum. Şimdi hiçbir vitamin doğadan aldığımız kadar vücut tarafından kullanılmıyor. Evet. Saat 11 ile 3 arasında çünkü D vitamini en çok o zaman geliyor. Hocamın dediği gibi aracı olmadan, güneş kremi sürmeden camdan geçmeyecek D vitaminine bir yarım saat, 45 dakika, evet, bir saat kolumuzu, bacağımızı bir uzatacağız. Güneşten bir D vitamini alacağız. Kesinlikle. Fazlasını kullanmak, kafanıza göre kullanmak D vitamini intoksikasyonu yapabilir. Hayatınızı bile kaybedebilirsiniz. Kafanıza göre kullanmayın. Güneşi görünce şimdi herkes balkona, evet, çıksın. Evet, evet, değil mi hocam? Evet, onu yapmak en doğrusu gibi gözüküyor. Evet. Evet. Şimdi Londra bağlantımız varmış. Hazırsa onu bir alalım. Londra bağlantımız hazır mı sevgili arkadaşlar? Hazır. Hazır. Alo. Alo. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Şimdi İngiltere ile ilgili de hem hocama soracağımız sorular var hem sizinle paylaşacaklarımız var. İngiltere dedi ki bu hastalık ilk çıktığında sürü bağışıklığı olsun dedi. Herkes bunu bir geçirsin dedi. Şimdi gelinen nokta ne İngiltere'de? Evet, böyle bir durum yaşandı. Öncelikle tabii ki biz de merakla izliyoruz gelişmeleri. Değişik bir politika uygulamayı denedi. Boris Johnson her gün yayınlama yapıyor, açıklamalar yapıyor. Öncelikle kontrollü bir yayılma politikası izlemeyi düşündü. Bu konuda devam etti. Virüs bir şekilde bağışıklık kazansın dedi. Tabii herkes çok şaşırdı. Merakla hepimiz izlemeye devam ettik. Bu 2 hafta önceydi. Daha sonra tabii Imperial College'den gelen raporlarla birlikte bir de NHS'in buradaki sağlık sisteminin tabii ki yetersizliği de göz önüne alınarak bu politika değişik bir yol izlemeye başladı. Virüsü baskılama stratejisine doğru yöneldi ülke. Dediğim gibi sürekli her gün açıklamalar yapılıyor. Başbakan, sağlık bakanları bir arada gelip insanlara duyuru yapıyorlar. Tabii son 2 hafta içerisinde bir panik havası yaşandı İngiltere'de de. Herkes alışverişlere, marketlere yöneldi. Birçok ürün azaldı. Ancak her gün yapılan açıklamalarda böyle bir şeye gerek olmadığı da söyleniyor. Dün akşam saat 8.30'da Boris Johnson bir açıklama daha yaptı. Further lockdown oldu ülkede. Ancak tamamen bir kapanış. Further lockdown tamamen bir kapanış. Yani herkes eve kapansın diye bir açıklama bekleniyordu. Ancak tamamen olmayıp kısıtlamalarla, her gün daha da kısıtlamalarla devam ediyor bu. Dün akşam yapılan, en son 8.30'da yapılan açıklamaya göre artık hiçbir şekilde toplu sosyal alanlarda toplu meetingleri tamamen kapatıyor. Yani hiçbir şekilde 2 kişiden daha fazla insan bir araya gelmeyecek şekilde anons etti. Tabii ki bunlar işte ölüm toplantıları, funeral dediğimiz, işte daha farklı toplantılar, jimlere gidiş, spor salonlarına gidiş, hepsi iptal edildi. Sadece en fazla 2 kişi olabilecek şekilde egzersiz ve spor alanları devam etsin diye insanların da psikolojisini düşünerek parklara günde 1 kez gidilmesine karar verdi. Onun dışında bir araya gelişler mümkün olmayacak bundan sonra. En azından bir sonraki anonsa kadar. Çok değişik şeylere bir şey daha belirtmek istiyorum. Çok enteresan şeyler yaşandı. Yani vaka sayısının, yani
Ama Almanya ile İngiltere arasında karşılaştırdığımızda vaka sayısının ölüm oranına göre yüksek olması birazcık dikkatimizi çekti açıkçası. Yani enfekte olan insanların çok fazla olup ölüm sayısının düşük olması Almanya'da bu böyleyken, İngiltere'de vaka sayısının çok fazla olup ölüm sayısı, daha az olup ölüm sayısının fazla oluşu dikkatimizi de çekti. Evet, şimdi evet. Hocam sizin soracağınız bir soru var mı? Yorumlarınızı alalım. Yani aslında gerçekten çok değerli katkılarda bulundu arkadaşımız. Yani bu konuları bizler de takip ediyoruz. Öncelikle başlangıçta söylenen şey şuydu. Yani bir yatıştırma denilen o sürü bağışıklanması işte modelini aslında uygulayabilir miyiz? Biliyorsunuz İngilizler enteresan insanlar, yani diğer ülkelerden daha farklı düşünce yapısına sahip olan insanlar. Hocam ben bu İngilizlerden işte hep şüphelenirim. Şimdi bütün İtalya, işte Türkiye, Amerika herkes önlem alıyor. Bunlar kalktı dedi ki hastalık ilk çıktığında sürü bağışıklığı olsun, hiçbir şey yapmayın bakın, dedi. Bir bilim insanı olarak insan bir şaşırıyor. Kesinlikle. Dünya bu kadar otorite diyor ki işte çok hızlı yayılıyor. Dikkat edin, kendinizi koruyun. Bu İngiltere ki hani bütün dünyayı yöneten ülke neredeyse diyor ki çıkın enfekte olun, bir yani şey olmayacak. Şöyle diyor. Deniyor aslında, bırakalım insanlar enfekte olsun, bırakalım insanlar ölsünler gibi bir anlayışa da geliyor bu. Yani biraz fantastik, itlervari bir düşünce. Hemen geri dönmek zorunda kaldılar. Evet, hatta kaldılar şey dedi çünkü, değil mi? Ölen ölsün, kalan sağlar evet, bizimdir yani gibi bakın, bir politika belirmiş dediler. İngiltere'nin tabii sağlık sistemini az çok biliyoruz. En azından bazı rakamları biliyoruz. Orada mesela Türkiye'de 100 bin kişiye 44 yoğun bakım yatağı düşerken, İngiltere'de 100 bin kişiye sadece ve sadece 6 yatak düşüyor. Bu söylenen model eğer uygulanmış olsaydı 2021 yılına kadar İngiltere'de 7.9 milyon kişinin hastanelere başvurması ve hastanelerde mutlaka tedavi edilmesi gereği ortaya çıkacaktı. Yani 7.9 Hocam bunu öngöremedi mi ilk başta? Yani neden tabii, böyle bir yani bir asla, aslında ben anlayamadım. Şunu söylemek istiyorum. Bence panik havası yaratmak istemediler. Öncelikle emin olamadılar olayın ciddiyetini. Kontrol altında tutabileceklerini düşündüler. Ancak zamanla panik havası yaratmamak için göreceli bir şekilde her gün yayınlarını yaparak insanları limitlemeye başladılar. Bence panik havası olmasın diyeydi. Bir, ikincisi de küçük business'ları düşündükleri için en çok korktukları küçük iş yerlerinin kapanması ve ekonominin çok hızlı bir şekilde kötüye gitmesiydi. Ki bu konuda da açıklama yaptı. Küçük iş yerlerini kapanan iş yerlerine %80 oranında finansal destek olacağını da bildirdi ve sürekli yorumlar şunun üzerine işçilerinizi işten çıkarmayın şeklinde. Bunlar ekonomik önlemler tabii. Bunlar bizim konumuzun biraz dışında. Evet. Yani biz daha çok olayın sağlık yönüyle ilgileniyoruz gerçekten. İngiltere'nin ilk başta takındığı tavır gerçekten inanılmazdı. Yani ben buna dünyada sadece zaten bir İngiltere, ikincisi de bir Hollanda işte teşebbüs edebileceğini söyledi ama çok kısa süre içinde de aklın gereği olarak geri dönmek zorunda kaldılar. Dediğim gibi yani bu şekilde bir bastırma değil, yatıştırma yöntemi uygulanırsa orada ilk olacak şey bütün sağlık sisteminin tamamen paralize olması, yani felç olması. Zaten İngiltere'nin sağlık sisteminin de çok da öyle gelişmiş, evet, pratik bir sistem olmadığını da biliyoruz. Bazen normal benim İngiltere'den takip ettiğim diyabet hastaları var. İngiliz. Evet, var. Yani hani insülin başlanması evet, gereken hastalar bile ta 50 yıllık tedavilerle gidiyor neredeyse. Ben de şaşırarak görüyorum. Yani bu kadar dünyayı etkileyen bir ülkenin sağlık sisteminde bu kadar rahat davranması bir hekim olarak beni de böyle paniğe, yani böyle kuşkuya bakın, düşürüyor aslında. Aslında bu indirekt olarak tabii İngiltere diyelim, İngiltere örneğinden yola çıkarsak İngiltere'nin komşularını, ondan sonra Avrupa'yı, Türkiye'yi ve aynı zamanda Türkiye'yi de dünyayı da olumsuz yönde etkileyebilecek bir şey. Yani sadece evet, kendi halkı açısından evet, değil, diğer işte dünyada yaşayan insanlar açısından da bu uygulama
kabul edilebilir bir uygulama gibi gözükmüyor. Neredeyse İngiltere'yi dünyacak sileceğiz. Ama bu arada Yıldız Hanım, ben size son bir soru sormak istiyorum. Hükümetin, yani dünyada bu iş bu kadar yayılırken, bütün ülkeler bu kadar önlem alırken, halkını korumaya çalışırken, İngiltere hükümetinin bu şekildeki davranışları halk nasıl algıladı bunu? Halkın yorumu ne oldu? Tepkisi ne oldu? Öncelikle halk burada çok fazla okuyor. Yerli haberlerden ziyade yabancı haberleri takipteler günübirlik. Devlet daha bir açıklama yapmadan zaten insanlar birçok şeyin olanların farkındaydı. Her zaman insanlar bir adım önde gitti. İşte kendilerini bir şekilde hazırlamaya çalıştılar. Önden alışverişlerini yaptılar. Önden işverenleriyle konuşup evde çalışmaya başladılar zaten. Yani daha devlet bir açıklama ve bir kapanış ilan etmeden insanlar zaten evden çalışmaya başladı, alışverişlerini yaptı. Günlük olarak ve psikolojik olarak kendilerini buna hazırladılar. Devlet de her zaman ipuçları vererek gitti haberlerde. Yani bu olabilir, bu olabilir ve sonunda evet oldu. Şu şekilde lockdown yaptık, kapanış. Bundan sonra dışarıya çıkılmayacak, herkes evden çalışacak. Sadece key worker, yani hastane çalışanları ve bu benzeri işleri olanlar için sadece metrolar çalışacak. İş yerlerine gidebilsinler diye. İnsanlar zaten bir şekilde kendilerini hazırlamışlardı. Tabii ki haberleri takip ediyoruz ama dediğim gibi psikolojik olarak kendilerini hazırlamışlardı. Daha dün akşam shopping merkezler kapanılacak dediler. Ancak M&S gibi, John Lewis gibi, Selfridges gibi birçok katlı mağazalar zaten kapanmıştı. O yüzden çok büyük bir şok yaşanmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız bizim için çok çok değerliydi. Çok sevgili Osman hocamız da yorumlarını yaptı. Bakalım bundan sonraki durumda İngiltere ne yapacağız? Onları buradan takip ediyoruz. Hocam bu arada şey soracağım ben size. Yani gerçekten İngiltere'de bu kadar az insanın Almanya'ya göre etkilenip ölüm oranının bu kadar yüksek olmasını neye bağlarsınız? Yani İngiltere'nin durumundan bahsettik zaten ama Almanya'ya baktığımızda Almanya şu anda bu virüsten... Bu arada Yıldız Hanım, siz bizi seyredin. İleriki programlarımıza yine bağlanabiliriz. Çok teşekkür ederiz bilgileriniz için. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.